Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim tam ölçüsüyle kaşık dökmesi yapacağız. Ölçülere birebir uyarsanız çok güzel kaşık dökmesi yapabilirsiniz. Öncelikle derince bir kabı önüme aldım. 2 adet yumurtayı kabımın içine alıyorum. Yarım çay bardağından bir parmak fazla sıvı yağ. 1 su bardağı yoğurt. 1 tutam maydanoz. Maydanozu çoğaltabilirsiniz. Ben birazcık az koydum. 1 paket kabartma tozu. 1 kase beyaz peynir. Kaşar da kullanabilirsiniz. Herhangi bir sevdiğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Ben evdeki beyaz peyniri kullandım. Şimdi bu malzemelerin hepsini iyice karıştırıp birbirine yedireceğim. Yanıma 2 su bardağı unu aldım. Şöyle evimizdeki klasik bardaklarla yavaş yavaş ilave edeceğim. Önce bir bardağı ilave edip bir karıştırayım. İhtiyaç duyduğum zaman diğer bardaktan da un alacağım. Böyle cıvık bir hamur olması gerekiyor. Kek hamurundan daha katı ama poğaça hamurundan da daha cıvık olacak. Şu an biraz daha un istiyor. Şimdiye kadar 1,5 koydum. Kıvamı yeterli. Şöyle kaşıkla baktığım zaman gayet iyi. 1,5 su bardağı un tam geldi. Yarım bardağı artık koymayacağım. Şimdi ocağımın başına geçip pişirmeye başlayayım. Ben böyle krep tavasında yapacağım ama herhangi bir teflon tavada da yapabilirsiniz. Yapışmayan bir tava olsun. 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyacağım. Bir daha da yağ koymayacağım. Altını yakmadım. Öncelikle bu yağ ile şöyle fırçayla süreyim. Dağıtayım iyice. Ocağın altını yakıyorum. Orta ateşe getiriyorum. Yağ artık ısındı. 1 yemek kaşığı alıp tavaya koyuyorum. Hafif şöyle kaşıkla dağıtacağım. Bu esnada altını kısa alın, birden pişebilir. Pişenleri çeviriyorum. Çok çabuk pişiyor. Ara ara kontrol edin. Piştiğini anlayınca alırsınız. Altını kısıkla pişirin çünkü çok çabuk kızarıyor. Bu sefer içleri çiğ kalabilir. Yani tekrardan şöyle bakıp çeviriyorum. Bu arada hamuruna tuz söylemeyi unutmuşum. Eğer ki peyniriniz tuzluysa tuzu biraz az koyun. Artık kızaranları alıyorum. Hepsini pişirdim. Çok güzel oldu gerçekten. İçinin falan pişmediğini de düşünmeyin. Yavaş yavaş kısık ateşte pişirsiniz. İçi de çok güzel pişiyor. Ben sizlere hatta hemen şuradan bir tanesinin içini de göstereyim. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfakta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.